Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Ayhan Kalyan. Şimdi sizlerle beraber çok güzel, çok sağlıklı bir krep yapacağız. Yeşil bir krep olacak. Bunun için nane ve elimizde birazcık böyle baby ıspanak var. Bunları kullanacağız. Aslında fesleğen de olurdu ama fesleğenimiz şu anda yok, bulamadık. Hadi gelin yapalım, bakayım nasıl olacak. Ispanak. Küçük küçük doğruyoruz ıspanağımızı. Ve bütün ıspanak ve naneyi doğradıktan sonra arkadaşlar bunu blender tabanımızın içerisine koyuyoruz. Birazdan sütle karıştırıp çok güzel bir karışım yapacağız. Ispanaklarımız kabımızın içinde ve 2 su bardağı süt kullanacağız. Ama öncelikle 1 su bardağını koyuyoruz ve blenderımızı çalıştırıyoruz. Daha sonradan kalanını koyacağım. Ama yavaş yavaş eritmem lazım bunu. Bir anda olmayacak. Tam istediğim renk. İkinci bardak sütümüzü ekleyeceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi, evet dostlar, yemyeşil bir süt elde ettik. Bu çok güzel. Mis gibi de ıspanak kokuyor. Şimdi 2 tane yumurtamı kırıyorum kabın içerisine. Herhangi bir kabın içerisine yapabilirsiniz bunu. Evet, yumurtalar. 2 yumurta. Yumurtalarımızı arkadaşlar önce güzel bir çırpıyoruz. İyice karışsın istiyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, ben göz kadar koyacağım. Şimdi bunu da karıştıracağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ olmazsa olmazlarından biri, muhakkak o yumuşaklığı istiyorsanız krepinizde sıvı yağınızı ekleyin arkadaşlar. Şimdi gelelim mucize karışımımıza, yani yeşil sütümüze. Bunu bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz arkadaşlar. Yeşil bir krep yapacağız demiştim. Yemyeşil bir krep yapacağız. Artık kremimizi duvar bir kaba aldık. Bakın, yemyeşil bir süt elde ettik. Şimdi içerisine 2 bardak unumuzu ekleyeceğiz. İsteyen bir mikser yardımıyla, isteyen evinizde ne varsa. Ben çatalla yapacağım bu işi. Yavaş yavaş döküp yavaş yavaş yedireceğim. Evet, çok güzel bir rengi oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi yeşil. Fesleğen de çok güzel oluyor. Fesleğen bulamadığım için üzgünüm. Olsa o da çok güzel. İkinci bardak unumuzu alıyoruz. Bunu da içine yedireceğiz. Artık unumuzu da yedirince kremimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Bu arada ocağımızı da yakalım. Çünkü tavamızın iyice ısınmış olması lazım krep için. Güzel bir krep için ısınmış bir tavaya ihtiyacımız var. Hatta ilk krep böyle birazcık bozuk çıkar ama ondan sonra ikincisi, üçüncüsü daha sağlam çıkar. Çünkü tava iyice ısınmıştır artık. Krepimiz artık iyice rengini aldı. Yemyeşil görüyorsunuz. Doğal bir yeşil bu. İçerisinde herhangi bir kimyasal yok. Ispanak ve nanenin yeşilliği. O nanenin aromatik tadını da içerisine koyacak tabii ki. Isınan tavamıza çok az sıvı yağ koyuyoruz. Ve sıvı yağ iyice gezdiriyoruz arkadaşlar. Her yeri yesin diye. Kalan bütün sıvı yağ boş bir kaseye koymamız gerekiyor. İşin püf noktalarından biri ara ara tabamızı yağlı bir mendille silmek. Yine kremimizi koyuyoruz. Belli bir hızda bütün her yerine yediriyoruz. Şu gördüğümüz gibi. Sonra pişmesini bekliyoruz. Hepsi bu. Evet, kremimiz yavaş yavaş kabarmaya başladı arkadaşlar. Hemen kürdan yardımıyla etrafını hafif açıyoruz. Bir tabak kullanıyoruz çevirmek için. Hemen tabağımızı gördüğünüz gibi şu şekilde içinden çıkıyor. Pişmiş tarafı buraya gibi. El yardımıyla yapacağız bunu ama hızlı yapmanız lazım tabii ki. Sonuç böyle krep sıcak. Elinizi yapmamanız lazım. Yoksa eliniz yanar.
Krepimizin bir yüzü pişti, diğer yüzünü de pişirdik. Çevirirken bir tabak yardımıyla çeviriyorum ki daha kolay olsun, yapışmasın. Çünkü bu normal bir omlet tavası, krep tavası değil. Evet, krepimiz pişiyor. Buraya da baktığımız zaman diğer olan kreplerimizi görüyoruz. Kalan krepleri ne yapacağız? Sabah kahvaltısında yiyeceğiz. Arsız misafir gitmedi. Evde kaldı, krep var. Kreple neler yaparız? Şimdi onu göreceğiz. Tuzlu ya da tuzsuz her şeyi kullanabilirsiniz. Hatta kalanı öğlen dürüm yapıp yine yiyebilirsiniz. Ama bugün ben bunlarla neler yapacağım? Örneğin bir tanesini alacağım. Ve burada hemen krem peynirim var. Krepimi krem peynirine saracağım. Renkli bir görüntü olsun istiyorum. Kahvaltım güzel olsun istiyorum. Bu yüzden ne yapacağım? Dürümmüş gibi düşünün arkadaşlar bunu. İyice iç kısma krem peyniri yediriyorum. Yedirdikten sonra ise bunu saracağım. Evet. Kalan kısmı lezzet. Bunu yavaş yavaş döndürüyorum. Çıtır çıtır taze krepimiz. Evet arkadaşlar, krepimizi sardık. Şimdi ise bunu keseceğiz. Su şişesinde keseceğim. Bu şekilde kesiyorum dikkatlice. Kestiğim krepleri tabağıma diziyorum. Bunlar tuzlu olanlar. Şimdi bir krep daha. Bu sefer tatlılara geçtik. Güzelim krepi aldık. Ve çok güzel bir kayısı reçeli buldum burada. Herhangi bir marmelat ya da çikolata ya da siz ne seviyorsanız onunla bir karışım yapabilirsiniz. Bal, ceviz. İçini koyarken abartmadan koyuyoruz. Taşmasını istemiyoruz. Sonra bunu da az önceki gibi dürüm yapıyoruz. Sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz. Sardıktan sonra dürümümüz tamamlanıyor ve bunu da kesiyoruz arkadaşlar. Çok güzel böyle sarı yeşil bir renk aldı. Şimdi üçüncü krepimizi saracağız. Bunun için de kreplenince olmazsa olmazı, yani çikolata koyacağız. Sanki sushi hazırlıyormuşuz gibi bakın. Son krepimizi saracağız. Bunun içerisine ise pekmez, tahin, biraz badem koydum. Sizin hayal gücünüze bağlı. Kahvaltıda ne yemek istiyorsanız ya da ne varsa evde, kaymak da olabilir mesela. Son dokunuşu da yaptıktan sonra kreplerimiz böyle görünüyor. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Sofranızda çok renkli, güzel bir görüntü sağlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krepimiz bitti. Şimdi bunu yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Şu kayısı reçeliden alayım ha. Gerçekten çok başarılı. Umarım sizler de yaparsınız. Evde misafirinizi şaşırtırsınız. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.